Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 11. sınıflar mesleki gelişim dersi 2. dönem 2. yazılı soru örneklerini bir kez daha hatırlatalım istedik sizlere. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz kısmındaki ilk sorumuza bakalım arkadaşlar, bizden ne isteniyor? Çalışanlara ulaşılmak istenen amaçlara yöneltip planları gerçekleştirmek için idare ve kontrol eden kişiye nokta nokta denir ifadesi var ki o da tabii ki o kurumun yöneticisidir arkadaşlar. Onun için buraya şöyle bir yönetici denir diyelim. İşletme amaçlarını gerçekleştirmek için üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlayarak ihtiyaç duyulan ortamın oluşturulması faaliyetine nokta nokta denir ki o da yöneticinin yaptığı bir durumdur. O da yönetim faaliyetidir arkadaşlar. Nokta nokta oklar var. Dikkat edin, bir sıralama var. Eğitim, verimlilik ölçümü, ödüllendirme, amaçlara göre yönetim modelinin uygulama aşamasıdır. Burada bahsettiğimiz aşama nedir arkadaşlar? Tabii ki hedef belirleme olması gereken boşluk doldurma. Hedef belirleme diyoruz buraya. Evet, hedefimizi belirleyeceğiz. Eğitim, verimlilik ölçümü, ödüllendirme amaçlarına yönetim modeli, uygulama aşaması doğru sıralama olacak. Bu şekilde dolduruyoruz ve geçiyoruz diğerine. İsraftan kaçınma nokta nokta göre yönetim modelinin uygulama aşamasında yer almaktadır. Arkadaşlar, israftan kaçınma hangi yönetim modeline göre uygulama aşamasında yer alıyordu? Hatırlayalım. Sonuçlarına göre yönetim değil mi? İsraftan kaçınma burada bahsettiğimiz şöyle. Sonuçlarına göre şeklinde yazalım arkadaşlar. Sonuçlarına göre. Buna gerek yok. Sonuçlarına şeklinde yazmamız buradaki boşluğu dolduracaktır. Planlar bizim biçim yönünden yazılı planlar ve nokta nokta planlar olmak üzere ikiye ayrılır. Evet, biri yazılıysa diğeri de sözlüdür arkadaşlar. Bu ikisi zaten birbirinin ayrılmaz iki parçası. Son ifademiz, yapılan işlerin istenilen düzeyde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi için yapılan kontrol faaliyetlerine nokta nokta denir. İşte o faaliyetlere ne diyorduk arkadaşlar? Biz tabii ki denetim diyoruz. Ve bugünkü bu ilk kısmımızı da böylelikle atlatmış oluyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim bir başka bölümümüze. Aşağıdaki klasik soruları kısaca cevaplayınızdaki ilk sorumuz. Planlamanın aşamalarını yazınız şeklinde bir ifade var ki aşamaları biliyorsunuz ki arkadaşlar, bir kere amaçların belirlenmesi var. Hemen şöyle amaçların belirlenmesiyle başlayalım. Bir diğer arkadaşlar, önce tabii ki planlama amaçları belirledikten sonra kaynakların belirlenmesi var. Buraya da kaynaklar diyelim. Bir diye yöntemimizi belirleyeceğiz. Buraya da yöntemler diyelim. Ve son olarak da yine işin sonunda denetimi elden bırakmayacağız arkadaşlar. Amaç belirlenecek, kaynaklar hazırlanacak, yöntemler belirlenecek ve iş bittikten sonra da denetim yapılmak zorunda ki böylelikle plan aşamamız başarıya ulaşsın. Örgütlenme türlerini yazınız şeklinde bir ifade var ki arkadaşlar, bu türleri biliyoruz. Hemen işlevlerine göre örgütler. Birincisine başlayalım. İşlevlerine göre diyelim. Bir diğeri üretim esaslarına göre. Biraz önce de bir başka soruda yazmıştık. Üretim esaslarına göre. Bir diğeri coğrafi, yani yerel örgütlenme türüne göre arkadaşlar. Buna da şöyle diyebiliriz. Coğrafi örgütlenme. Örgütlenmeye göre diyelim. Ve sonuncusu da karma model arkadaşlar. Burada da karma model örgütlenme diyelim. Evet, bu şekilde 4 tane türümüz var. Onları da yazmış olduk örgütlenme türünden. Ve geçiyoruz 3. sorumuza arkadaşlar. Burada da denetim çeşitlerini yazılı şeklinde bir ifade var ki denetim çeşitlerini hatırlayalım. Gözlemimiz vardı, finansal denetimimiz vardı, iç kontrol vardı. Bunları hemen yazalım. Birincisine şöyle kısaca gözlem yazalım. Bir diğeri finansal denetim arkadaşlar. Bu önemli çünkü finansal denetim olarak söyleyelim. Ve son olarak da yine
İç kontrolü de elden bırakmayacağız arkadaşlar. Bunlar hepsi denetim çeşitleri olarak karşımıza çıkıyor. Sınavlarda da yardımcı olur diye düşünüyoruz. Bir diğer ifademiz kalite yönetim sisteminin çeşitlerini yazınız ifadesinde. Arkadaşlar kalite yönetim çeşitlerini hatırlayalım. Bunların içerisinde bir kere stratejik yönetim vardı. Hemen bir başa iliştirelim arkadaşlar. Stratejik yönetim. Bir diğeri süreç yönetimi. Bir diğeri proje yönetimi. Ve son olarak da bireysel faaliyetlerin yönetimi şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Buraya da bireysel faaliyetlerin yönetimi. Evet, kalite yönetim çeşitli sistem çeşitlerini de hatırlatmış olduk bir kez daha. Ve bir başka sorumuza bakıyoruz. O da arkadaşlar işe giriş muayeneleri nelerdir? Maddeler halinde yazın şeklinde bir ifade var. Bakalım nelermiş birinci ifademizi. Arkadaşlar burada bahsettiğimiz şeyin biliyorsunuz ki neler olduğuna bir bakalım. Bunu ben birazdan açıklayacağım size. İşe giriş maddelerinin neler olduğundan bahsederken ifade ettiğimiz kavramlar var. Bunları da hemen yazıyoruz. Birazdan videonun sonunda açıklayacağız sizler arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Burada bahsettiğimiz bir başka bölüm var ki aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretlerini şeklinde bir ifade var ki hemen ona bakalım. Arkadaşlar bahsettiğimiz plan vardı ya biraz önce işe giriş muayeneler onları da önce verelim. Daha sonra geçelim şeye. Çoktan seçmeli bölüme arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz işe giriş muayeneler nelerdir demiştik ya. Birincisi periyodik muayeneler. Önce onu bir yazalım daha sonra diyelim. Çoktan seçmeli sorular. Periyodik muayeneler. Birincisi bu. Diğer arkadaşlar kısa süreli aralıklarla çalıştırma. Bakın aralıklarla çalıştırma. Bir diğeri sağlık eğitimi. Bir diğeri eğitim ve ikaz. Bir diğeri burada arkadaşlar bahsettiğimiz şey rotasyonel çalışma. Yani biraz burada biraz orada yer değiştirerek çalıştırma. Bunlar hep muayeneler arasında. Onu da yazalım. Rotasyonel. Şöyle rotasyonel çalıştırma. Bir diğeri de sonuncu aslında aralıklı kontrol muayeneler arkadaşlar. Onu da yazalım. Aralıklı kontrol muayeneleri. Evet, burada da işe giriş muayenelerini vermiş olduk çoktan seçmeli sorudan önce diyelim ve şimdi geçelim çoktan seçmeli bölüm arkadaşlar. Burada da bahsettiğim sorular sınavlarda karşımıza çıkıyor. Hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarını önlemenin yararlarından biridir ifadesi var. Üretim güvenliği sağlanır. Çalışanları korur, ekonomik kayıp azalır, üretim artar hepsi. Tabii ki hepsi var. Siz yeter ki meslek hastalıklarını önleyin. Bunların hepsi beraberinde gelecektir. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği. İş yeri kazalarının yüzde kaçı güvensiz eylemlerden kaynaklanmalıdır ki verilen bilimsel verilere göre arkadaşlar iş yeri kazalarının %88'i maalesef ki güvensiz eylemlerden kaynaklanıyor. Önlem alınmadığı için. Onun için cevabımız Denizli seçeneği bu soru için. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarındaki güvensiz hareketlerden biri değildir? Bakın değildir diyor. Tehlikeli çalışma güvensizdir. Güvenliğini önemsememe güvensiz bir hareket. İzinsiz çalışmak yine güvensiz bir hareket. Baretsiz çalışma yine güvensiz bir hareket. Uyarıları dikkate alma güvensiz değil. Tam tersine güvenli bir çalışmadır. Cevabımız Denizli seçeneği bu soruda. İş kazalarının yüzde kaçını önleyemeyiz arkadaşlar? Ne yaparsak yapalım. Olacak olan olur diyoruz ya. Yani akacak kan damarda durmaz diyoruz ki inşallah olmaz ama bilimsel verileri bunun %2'sinin önlenemez olduğunu söylüyor. Cevabımız Bursa seçeneği arkadaşlar bu soru için. Bakıyoruz diğerine.
Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal olay nedir ifadesi var ki bunu da zaten bakın ısı ve oksijen bir araya geldiği zaman yanma meydana gelir. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olacak bu soruda. Aşağıdakilerden hangisini yangının nedenlerindendir? Evet, doğal afetler biliyorsunuz ki güneş veya şimşek yangın sebebi olabiliyor. Bilgisizlik, cahillik yine yangın sebebi olabilir. İhmal aynı şekilde olabilir. Kusurlu inşaat, elektrik vesaire kontağından çıkabilecek yangın olabilir. Dolayısıyla bakıyorum ki hepsi seçeneği yine burada var. Cevabımız Edirne seçeneği olacak arkadaşlar. Hepsi yangının nedenlerinden gayet de güzel olabilir ki inşallah olmaz. İleride onu da belirtelim. Evet, bu durumda geçiyorum diğerine. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan yöntemlerden biri değildir? Soğutarak söndürme bunlardan biri. Yanıcı maddeyi dağıtma bunlardan biri. Örtme üzerine hava almasın diye, oksijen almasın diye bunlardan biri. Su ile söndürme bunlardan biri. Ama kolonya, alkollü şeyler ateşi söndürmez, daha da alevlendirir. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği bu yöntemlerden biri değil arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında maddi yardım gerektiren ödemelerden biri değildir ifadesi var. Çalışılmayan süre için ücret ödeme bu ödemelerden biri arkadaşlar. Cenaze masrafı bu ödemelerden biri. Eş ve çocuklarına maaş bağlanması bu ödemelerden biri. Tazminat ödeme aynı şekilde ödemelerden biri. Okul masrafları bu ödemelerden biri değil arkadaşlar. İş kazalarında maddi ödeme şekli değildir okul masrafları. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği ile ilgili kuruluşlardan biridir? İş güvenliği ile ilgili kuruluş biliyorsunuz ki Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'dır arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yüksek Seçim Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu bunların iş güvenliği ile bir alakası yok. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'dır. İstenen cevap A seçeneği olacak bizden. Kurum doktoru iş yerindeki iş kazasına ilk müdahaleyi yaparken idari personelin ne yapması gerekir? Tabii ki hemen işverene, patrona bildirmesi gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla doktor işini yapacak ama patron da gelip ne yapması gerekiyorsa yapmak durumunda kalacak. Diyelim ve bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.